Yılmaz abi de almış ya evin anahtarını. Orada kalacağım demiş, gitmiş. Sen niye sordun ki? Yok, bir şeyden değil. Abim burada mı? Burada, burada. Ateş püskürdü herkese. Ayşe dışında. Ha, iyi yani. Barış'ta Ayşe'siyle. Zeynep, sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe. Ya dünkü Curcun'a da tebrik edemedim evliliğinizi ama mutluluklar dilerim. Sağ ol. Abim nerede? Müsait mi? Aşağıda gölün kenarındaki kulübede ama seni görmek isteyeceğini zannetmiyorum. Nedenmiş o? Ya Zeynep, senin hakkında biraz ağır konuşuyor. Ya ben saçmalama Fikret, o senin kız kardeşin diyorum. Ama o benim için öldü deyip duruyor. Ben bu evde neyi anlamıyorum biliyor musun? Herkes bir kurşun sıkıyor, sonra da Zeynep öldü diyor. Ama olsun, önemli değil. Siz hala benim ailemsiniz. Henüz hiçbiriniz benim için ölmediniz. Fikret Bey, gösterdiğiniz tavırdan dolayı çok mutlu oldum. Yani o kadar insana karşı dik durmuşsunuz. Ben yokum demişsiniz. Bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapacaktım Çota? Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkar acısı diyorum. Adam benimkiler öldü, seninkiler de ölür dercesine alenen tehdit etti beni. Fikret Bey, bir şey diyeceğim. Bunu babanıza söylemem bile. Ben bu gece Yayla evine gideyim. O Yılmaz Marten'i indireyim. Ulan şu zıkkımı ben içiyorum, senin kafan güzel oluyor. Hasta mısın oğlum sen? Görmedin mi Yılmaz'ın yanındaki yöresindeki manyakları? Vallahi Fikret Bey, biz de öyle çok akıllı değiliz yani. Ha, belki canımızı sağ çıkaramayız oradan ama her türlü yanına yanaşır, Yılmaz'ı indiririm. O kadar da güvenin da bize. Ne oldu ya? Zeynep Hanım için canım feda falan diyordun. Şimdi Fikretçi mi oldun? Hayırdır? Yok. Zeynep Hanım'a hala canım feda. Ancak sizin bu dik duruşunuz da uğruna ölmeye değer Fikret Bey. Bir şey daha soracağım. Hadi onu da cevapla. Şimdi o canım feda dediğin Zeynep Hanım'ın kocası olacak Halil İbrahim'le yarın bir gün karşılaşacağız. Hasmımız neticede. Diyelim ki silahlar çekildi. Ne yapacaksın? Ona sıkmam. O size sıkarsa merminin önüne atlarım. Yapabileceğim bu kadar. Eyvallah. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ne güzel sürpriz bu. Hoş bulduk Şota. Bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Şota, ona söyle. Onu ne görmek, ne konuşmak, ne de dinlemek istiyorum. Al götür onu buradan. Ben de seni görmek, ben de seninle konuşmak istemiyorum abi. Ama seni duymak, dinlemek istiyorum. Sen de mi uyuşturucu tüccarısın? Sen ne zırvalıyorsun ya? Ben dışarıdayım. Sana soruyorum Zeynep, ne zırvalıyorsun sen? Beni affetmen için sana yalvarmayacağım abi. Siz hepiniz benden vazgeçtiniz. O düşmanım dediğiniz adam, adam gibi arkamda durdu. Gel benim karım ol, eğer benim karım olursan kimse sana dokunamaz da, kimse seni buradan gönderemez de dedi. Bu konuya git babanla konuş. Benimle alakası yok.
Onunla ne konuşacağım ya? Herkesi yöneten, astık kestik Rızvan Leto geldi bana, ben seni artık koruyamam dedi. Ben onunla ne konuşacağım? İyi. Git kocan korusun kollasın o zaman seni. Bakalım bu kadar düşmanın arasında kaç gün yaşayacaksınız? Ne fark eder? Ben buraya insanlar şerefi için yaşar demek için geldim. Şimdi bana net bir cevap ver abi. Ben de ona göre... Bende ne? Bende ne Zeynep ha? Ben de abim öldü diyeyim. Sen diyormuşsun ya. Sen benim kastettiğin o işleri yapmayacağımı çok iyi biliyorsun. O yüzden asıl sorunu sor. Belli ki Yılmaz abin sizin oraya gelmiş, bir şeyler anlatmış. Halil İbrahim'le bir şeyler konuştular. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama işin içinde toz vardı. Ben de benim ailem böyle bir şey yapmaz dedim. Şimdi bana söyle. Bu Yılmaz Marten kim? Dayım sahiden böyle bir işin içinde mi? Ve bütün bu olanlardan annemin haberi var mı? O çok sevip saydığımız dayımızın bu işlerin içinde olduğunu ben de az önce öğrendim. Dolayısıyla Yılmaz abimizin de. Anneme gelince. Gündüz vakti niye zıkkımlarıyorum sanıyorsun? Biliyor muymuş? Gördüm. Gözlerinde gördüm. Her şeyden haberi var. Ama seni korumak için, ama beni kollamak için susuyor, bilmiyorum. Susuyor ne ya? Ben bu söylediklerinden anlıyorum ki babam annemi sevdiği için değil. Bu güce sahip olmak için annemle evlenmiş. O kadarını bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Ha babama sorsan benden daha tepkili. Dursun Leto ondan gizli iş çevirdiği için mi, yoksa dayım akıllı olduğu için mi bilmiyorum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağız abi? Senin Fikret diye bir abin yok. Önce onu kabulleneceksin. Bir süre sonra Halil İbrahim diye bir kocan da olmayacak. Mümkünse onu da kabulleneceksin. Yapman gerekenler şimdilik bu kadar. Halil İbrahim ölene kadar benim kocam olacak. Sen de ölene kadar benim abimsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.